Bugün büyük eylemler bekleniyor. Özellikle başkent Paris'in yine savaş alanına döneceği tahmin ediliyor. Görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Paris'te 8 bin, ülke genelinde ise 89 bin polis sokaklarda. Kalabalık gittikçe artıyor. Şu ana kadar 480'den fazla kişi gözaltına alınmış durumda. Rakam Fransa Başbakanı tarafından açıklandı. Polis göstericilere biber gazıyla zaman zaman müdahale ediyor. O anlara sizler de tanık oluyorsunuz. Ve ayrıca bir son dakika gelişmesini de aktaralım. Belçika'nın başkenti Brüksel'de de sarı yelekliler Avrupa Birliği kurumlarına doğru yürüyüşe geçmiş durumdalar. Tekrar Fransa'ya dönelim. Fransa Başbakanı Edouard Philippe bugün ülke genelinde düzenlenecek gösteriler öncesinde sarı yeleklilerden bir heyetle görüştü. Çıkıştaysa sarı yelekler adına açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hızlı bir şekilde açıklama yapması ve talepleri değerlendirmesi istendi. Fransa sokaklarından dumanlar yükseliyor özellikle ara sokaklarda ve şu dakikalarda polisin müdahalesini çok net olarak görmektesiniz. Zırhlı araçlar, polisler. Fransa, Paris sokaklarında şu dakikalarda göstericilerle sıcak dakikalar yaşanıyor zaman zaman. Kırmızı alarma geçmiş durumda. Son yılların en büyük gösterisi diyebiliriz Fransa için. Sarı yelekler ülke genelinde düzenleyecekleri bu gösterilerde 89 bin polisin görev aldığını hemen belirtelim. Sadece Paris'i 8 bin polis ve birçok zırhlı araç koruyor. Ve dakikalar ilerledikçe de kalabalık giderek artıyor. Şu ana kadar 481'den fazla kişi gözaltına alınmış durumda ve polis biber gazıyla müdahale ediyor demiştik. Hem sesleri duyuyorsunuz hem de görüntüler Fransa'dan ekranlarınıza yansıyor. Dünya işte bu görüntüleri an be an izliyor şu dakikalarda. Fransız yetkililer geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçlar ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe duyuyor. Pek çok önlem alındı. Polis bu nedenle Şanzelize bulvarındaki mağaza ve restoranlara not gönderdi. Gösteriler sırasında olası şiddet olaylarına karşı uyarı yaptı ve iş yerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmalarını, sandalye ve masa bırakmamalarını, kentte inşaat şirketlerinden cadde üzerinde inşaat malzemeleri bulundurmamalarını talep etti. Gösteriler Paris'in kültür hayatını da önemli ölçüde etkiledi. Şanzelize yakınlarındaki müzeler bugün kapalı. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edilmiş durumda. Fransa 1. Futbol Ligi'nde de maçlar ertelendi. Paris'in sembollerinden Eiffel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı. Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da kapalı kalmaya devam edecek bugün de. Paris'te yapılacak eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattıyla Şanzelize bulvarındaki çevresindeki birçok yol ve caddede trafiğe kapatılmış durumda. Fransa sokaklarından dakikalarda sis bulutları yükseliyor. Hem göstericiler hem de polis sıcak anlar yaşıyor. Karşı karşıya geliyorlar sürekli. Sarı yelekliler Belçika'da da sokaklarda demiştik bültenimizin başında. Avrupa Birliği kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkent Brüksel'de sarı yeleklilerin gösterileri başlamadan önce polis 50 kişiyi gözaltına aldı. Avrupa Birliği kurumlarına doğru yürüyüşe geçmiş durumdalar. Brüksel'de de devam ediyor sarı yeleklilerin protestosu. Hemen bu notu da aktaralım. Fransa kırmızı alarma geçmiş durumda. Hayat durdu. Müzeler, metrolar, dükkanlar kapatıldı. 89 bin polis sokaklarda. Ve gösteriler devam ediyor sarı yeleklerin gösterileri. Paris'in en lüks caddeleri kabul edilen Şanzelize'de iş yeri sahipleri kendi önlemlerini aldılar. Görüntüler Şanzelize'den ekranlarınıza yansıyor. Pek çok ünlü markanın bulunduğu bu noktada
Pek çok iş yeri kendi önlemini aldı. Kapılar tahtalarla, barikatlarla kapatılmış durumda ve özellikle ara sokaklarda göstericilerin polisle sık sık karşı karşıya kaldığı noktalar, özellikle ara sokaklar. Polis biber gazıyla müdahale ediyor. Hafta içinde öğrenciler de katılmıştı. Öğrenciler, çiftçiler bu gösterilere ve tüm dünya polisin öğrencilere özellikle sert müdahalesini izledi. Ve yine bir ara sokak, Şanzelize Caddesi'ndeki polis o noktada göstericilere şu dakikalarda müdahale ediyor. Gördüğünüz gibi pek çok mağaza kapatılmış durumda. Gözaltına alınanların sayısı ise her geçen dakika artıyor. Ve sürekli sis bulutları yükseliyor ara sokaklardan. Sokaklar polis tarafından kapatılmış durumda, polis araçlarıyla kapatılmış durumda. Dükkanlarsa gördüğünüz gibi tahta barikatlarla önlemlerini aldılar. Çünkü geçtiğimiz hafta bugün bu saatlerde Şanzelize Caddesi'nde yine sarı yelekliler sokaklardaydı ve pek çok mağazaya zarar vermişlerdi. İlerleyen dakikalarda yine Paris'te olacağız. Detayları aktarmaya sizlere devam edeceğiz. Paris'ten bir notu daha aktaralım, hemen tekrar edelim.